Şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl'ın vefatının 33. yıl dönümünde farklı etkinlikler düzenleniyor. Bunlardan biri de Necip Fazıl'ın Gençleri, Gençlerin Necip Fazıl'ı adıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Söyleşi ve şiir dinletilerinin yer aldığı programda gençler kendi penceresinden Necip Fazıl'ı anlattı. Türk düşüncesi ve edebiyatının öncü isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek vefatının 33. yıl dönümünde anılıyor. İstanbul'da hayata geçirilen etkinliklerden biri de Necip Fazıl'ın Gençleri, Gençlerin Necip Fazıl'ı adlı program oldu. Gel gör beni, Türkiye Yazarlar Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte söyleşilerin yanı sıra müzik ve şiir dinletileri vardı. Can sendeyken canını etmek feda, elveda toprak, güneş, anne ve yar, elveda. Fikirleriyle nesilleri etkileyen Necip Fazıl bu kez gençler tarafından ele alındı. Programa katılan üniversite öğrencileri kendi dünyalarındaki Necip Fazıl'ı anlattı. Durum diye bir laf var. Buyurunuz size durum. Bu toprak çirkef oldu. Gökyüzü bodrum. Etkinlik boyunca Üstad Necip Fazıl'ın Büyük Doğu düşüncesi etrafında süren mücadelesi, konferansları, kitapları, şiirleri ve onun genç kuşaklar üzerindeki fikri etkisi paylaşıldı. Yaşadığı ve maruz bırakıldığı davalar aslında Üstad'ın sadece yazar ve şair kimliğiyle değil, fikri anlamda zamanın önemli bir fikir savaşçısı olduğunu göz önüne seriyor. Yanılmıyorsam Tevfik Fikret'in bir sözüydü. Hak bellediğin yolda yalnız yürüyeceksin ifadesi. Bence Necip Fazıl bu anlamda uzun yola çıkmaya hüküm giymiş bir şairdi. Bir dava eriydi ama gönüllü bir dava eri. Necip Fazıl'ın Gençleri, Gençlerin Necip Fazıl'ı başlıklı anma programı, Necip Fazıl fotoğrafları ve Büyük Doğu Dergisi kapakları sergisine de ev sahipliği yaptı.